geldiğinde öğrencilerini de ağırlardı Elif Bey. Öğrencileri ki her zaman büyük bir sorunun yanıtını bulmakla yükümlüydüler. Eyüp Bey genellikle derslerinde sorulara yanıt vermezdi. Ne yapar eder, onların yollarını açar ve yanıtı onlara buldururdu. 1956 yılında annesini, bir yıl sonra da babasını yitirir. Bu acılı günler ertesinde bir bankanın çağrısını kabul ederek Ataköy Planlama Bürosu'nda müşavirlik hizmetleri de yapar. Saat 12 olduğu zaman yaz aylarında hemen soyunup denize girerlerdi. Arkasından sıkı bir voleybol maçı veya futbol maçı yaparlardı. Ben de tabii tatil günlerinde onlarla beraberdim. Çok güzel bir çalışma yaptılar Ataköy'ün imar esnasında. Eyüp Bey, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. ve 2. Dahiliye Kliniklerinin de projesini yapar. Her iki kliniğin inşaatları 1963 yılında birleştirilir. Uluslararası kongreler, konferanslar birbirini izler ve 1960 yılında 147 öğretim üyesiyle birlikte Eyüp Bey de kadro dışı bırakılır. 147'likler adıyla üniversite tarihine geçen bu talihsiz olayın olumsuz etkileri hemen görülecek ve görevden alınan öğretim üyeleri yeniden işlerinin başına dönecektir. Bu olay Eyüp Bey'in Berlin Teknik Üniversitesi'ne misafir hoca olarak davetine neden olur. Yurda döndükten sonra 1964 yılında profesör olan Eyüp Bey aynı yıl gecikmiş doktorasını verir ve Berlin'de Türk evleri üzerine yaptığı doktorayı tamamlar. Türk evleri araştırması için yoğun bir hazırlık dönemi geçirmiştir. Örneğin 17. asır Türk evi konusunda çalışırken Anadolu içinde Ankara, Çankırı, Safranbolu, Kastamonu ve güneyde Muğla yöresi, Antalya yöresi olmak üzere yerinde rölevelerini yaparak, fotoğraflarını çekerek uzun süre yaptığı araştırmaların sonucu eserlerini hazırlamıştı. Ömrünü tarihi eserleri korumaya adayan ve Türkiye'de restorasyon alanında önce olan mimarlarımızdan Cahide Tamer'in Eyüp Bey'e ilişkin anıları yarım asır öncesine gidiyor. Benim kendisini tanımam bu şimdiki zamanımızdan yarım asır evveline gidiyor. 1943 yılında ben yüksek mimar olarak diploma aldığım zaman vazife olarak Sultanahmet'te Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Rölöve Bürosu'na tayin oldum. Oranın şefi de Sedat Çetintaş'tı. Eyüp Kömürcüoğlu o sıralarda Sedat Çetintaş'a pek gelir giderdi. Ve ben de Eyüp Bey'i ilk defa orada tanıdım. 1967 yılında Cambridge'de 3. Türk Sanatları Kongresi toplanır. Cambridge'de Eyüp Kömürcüoğlu da vardı. Eşinden ve çocuğu kızı da vardı yanında. Orada da ayrıca bir dostluğumuz oldu. Ben bir 14. asır binasını vermişlerdi bana. Biz orada kalıyorduk. Onlar daha bir modern bir bina vermişler. Onlar da orada kalıyorlardı. Bir de bir hatıramız da orada vardır. Cahide Hanım'ın öncülüğünde düzenlenen toplantılarda Cumhuriyet'in ikinci kuşak mimarları bir araya gelir ve mimariden sanata uzanan sohbetler edilir, anılar tazelenirdi. Kimler geliyor? İşte Eyüp Kömürcüoğlu, Behçet Ünsal, Profesör Behçet Ünsal, rahmetli oldu Handan, Mehmet Ali Handan, Asım Mutlu gelirdi, Profesör Asım Mutlu. Tabii şimdi hepsi yaş itibariyle benim gibi hepsi genç oldukları için biraz artık zor gelmeye başladılar. Benim sınıf arkadaşlarım geliyorlar ve biz burada eski işte herkes kendi hatırasını anlatıyor. Topkapı Sarayı'ndaki çinileri kopya ederek başladığı çizgi sanatını resimle sürdürdü ve anılarını çevreleyen dünyayı kağıtlara resmetti. Proje çalışmalarında ressam kullanmayan ender mimarlardan biri oldu. Mimari de aşağı yukarı bir resimdir. Onun için bir ressam olmak ve bir mimar olmak, ikisini beraber olmak
çok mühim bir şeydi. Aslında bunlar vardı. 1980 yılının Mayıs ayında 43 yıllık hizmetini tamamlayarak emekliye ayrıldı. Ama çalışmaktan geri kalmadı. Beşiktaş'taki Mimarlık Yüksek Okulu'nda, daha sonra da Edirne Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde proje hocalığı yaptı. 1994 yılında ciddi bir rahatsızlık geçiren Eyüp Bey, beyin damarlarındaki bir tıkanıklık nedeniyle hayatının son 2 senesini yatarak ve konuşamadan geçirdi. 1996 yılının 2 Haziran'ında Berlin yıllarından beri arkadaşı olan Sabih Gözen'e acı haber telefonda geldi. Bir sabah bir telefon çaldı. Karşımda oğlu vardı. Dedi ki, babamı kaybettik. Siz onun en yakın arkadaşı olduğunuz için evvela size haber veriyorum dedi. Çok üzülmüştüm. Söyleyecek bir şey yok. Nur için yatsın. Evet Eyüp Bey. Abideler, hastaneler, okullar, evler, sayısız yerleşim merkezinin imar planları ve araştırmaya doyamadığımız eski Türk evleri, proje müsabakaları, uluslararası kongreler, Almanya yılları hep anılarda kaldı. Anıların gücü belleklerde bıraktığınız izle ölçülmüyor mu? Cumhuriyet'in ilk mimarlarından babanız Asım Bey gibi belleklerdesiniz. ...177. bölümün sonuna geldik. Haftaya bir başka Cumhuriyet öncüsüyle birlikte olacağız. Önerileriniz için faks numaramızı hatırlatmak istiyorum. 0212-275-4183. Tekrarlıyorum. 0212-275-4183. Haftaya aynı gün aynı saatte buluşmak dileğiyle. Esen kalın efendim.